çalışıyorum, toparlanma ve... Bizden çok fazla sıcak hava. Değil mi? Sen de tutabildiysen bakalım mı? Ufak bir şey olduğunu diye. Oldu. Okey. Bugün bir dış çekim günü yapmaya karar verdik. Çünkü bildiğiniz üzere çok fazla winter stoğumuz var. Bunları elimizden geldiğince de olabildiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Doku vintage'ların şöyle bir özelliği var. Yani daha doğrusu bizim için çok büyük bir önemi var. Önemli olmasının sebeplerinden bir tanesi şu. Biz bu halıları daha doğrusu ustamız, sevgili ustamız Anadolu'dan kendisi topluyor. Ve her biri gerçek orijinal el doku halılardır. Bunları topluyor. Burada seçimlerini yapıp Kütahya'da ise belirli işlemlerden geçiyor. Yani eskinin hikayesini biz burada yeniden yapmış oluyoruz. Kimisine hiçbir şekilde boya vurmuyorken kimisine boya vurdurup bambaşka bir hava ortaya çıkıyor. Kimisine sadece bir kütahşama yapabiliyor ya da sadece dengini açma işlemi yapabiliyoruz. Gerçekten birbirinden şahane havalar ortaya çıkmış oluyor. Bugün ise bu halıya tam da birkaç model halımız vardı. Bunları biraz tanıtmak istiyorum size. Şu an şöyle kalkayım. Evet. Benim çok severek seçtiğim atölyeden bir halı bu. Tamamıyla natural renginde, hiçbir şekilde boya vurulmadı. Bu arada biz boyalara doğal içerikli boyalar kullanıyoruz. Hiçbir şey bile kimyasal boya yok. Onda altın çiziyor. Tamamıyla kendi renginde gayet geleneksel motiflerin hakim olduğu, hem açık hem de koyu tonların, mavilerin, kahverengilerin bulunduğu bitkisel motifli çok çok şeker bir halı. Şu şekilde arkasını da göstereyim size. Tamamıyla yine el dokumadır. Orijinal vintage halıdır. Ölçüsü ise 150 ile 250. Yani totalde 3.77 metrekare. Buradan çok motor geçiyor, o yüzden biraz sesim kaybolabilirsin, kusura bakmayın. Teker teker halıları açacağım ben. Şayet beğendiğiniz halı olursa SS'ini alıp bize iletebilirsiniz. Çünkü canlı yayınlardan bize çok fazla resim gelebiliyor. Yine aynı şekilde boya yapılmamış müthiş bir halı. Kendi doğal renginde. Bu halıda şöyle bir ekstra bir işlem var diyebilirim. Bu alttaki halıya göre daha fazla tıraşlandı. Burada halının havanı birazdan hissettiğiniz, yine bir tık daha yumuşak bir dokusu varken bu halıda ise daha çok tıraşlama işlemi yapıldı. Yani şu çözgüler, şu beyaz kısımlar daha fazla yoğunlukta. Böyle olması daha iyi oldu çünkü halının ortasında çok koyu bir kahverengi vardı. Bunu bu şekilde açmış olduk. Aslında bu sene bence en başta kırmızı ve sonrasında ise 5 tonları çok fazla moda. Bizde en çok tercih edilen de bu 5 tonları oldu. Ki 5 tonların örnek olarak da müthiş halılarımız var. Sadece açma işlemi var. Evet. Bu halımızda da mavi, daha doğrusu lacivert rengiyle boyanmış çok özel bir parça. Bu halıyı da çok beğeniyorum. Beğenmemin sebebi ise şu. Şu kısımlarında halının kendi desenlerini ve şu aralarda yine desenin, motiflerin detaylarını görebildiğiniz bir halı. Uzaktan baktığınızda çok fazla tıraşlanmış, maviliklerin, beyazlıkların yoğun olduğu bir halı gibi görünebilir orada. Lakin
yakınına geldiğinizde çok keyifli motifler var. Gerçekten hani gördüğünüz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok keyifli bir halı. Bunu da çok severek seçmiştim. Öyle ki kırmızının bence ter tonu gerçekten çok güzel. Bu halıda da çok güzel oldu. Bu halının aynı zamanda diğer halılarda beyaz olarak gördüğünüz kısımlar, burada ise boyama işlemi yapıldığından daha böyle pembemsi bir renk almış durumda. Biz bu raportlama kısmına ise tam raportlama diyoruz. Desen gayet yan yana bir üst üste çok gelişi güzel değil de bir kompozisyon halinde dağıtılmış bir halı. Yine aynı şekilde bordür kısımlarında kısa motifler var. Bütün deseni rahatlıkla görebildiğimiz bir halı. Hem rengi hem dokusu çok güzel bir halı. Lacivert'teki gibi çok fazla tıraşlama işlemi yapılmadı bu halıya. Hani halının dokusunu, havunu az buçuk hissedebildiğimiz bir halı oldu bu. Rengi çok güzel. Dekorlarınız eğer çok böyle sade fonlardaysa kesinlikle kırmızı renk çok güzel patlayacaktır. Ben aslında bütün halıları çok severek seçtim. Şimdi her halıya açtığım zaman diyeceğim ki bu halıyı çok severek seçtim ama gerçekten bu da çok hoşuma gitti. Bu halının hoşuma gitmesinin sebebi kesinlikle şuradaki detaylar. Uzaktan böyle biraz alfabetik duruyor. Yani ilk gördüğümde de alfabe gibi gelmişti benim gözüm. O yüzden çok fazla hoşuma gitmişti. Yok ya, gelebilir, problem yok. Gayet natural tonların hakim olduğu, kişisel desenlerin hakim olduğu, tamamıyla boyasız bir halı. Hiçbir şekilde boyama işlemi yapılmadı. Bu halıda da aynı şekilde çok fazla tıraşlama işlemi yapılmadı. Yani en yoğun yapıldığı kısım aslında şu köşe uçları diyebilirim. Şu köşelerde biraz da açıklıklar var. Onun dışında... Bir önceki kırmızı modele göre bunda daha fazla tıraşlama işlemi yapıldı. Gerçekten kırmızının böyle 3-4 farklı tonunu görebildiğimiz bir halı oldu. Tıraşlama işlemi yine yoğun yapıldı. Özellikle şu bordür kısımlarında kırmızının farklı iki tonunu daha görebiliyorsunuz. Aynı şekilde göbekte yer yerde senler belli belirsiz gibi çok keyifli bir halı. Eğer çok yoğun kırmızı tonlarını sevmiyorsanız da dekorunuz uymuyorsa çok keyifli bir seçim olabilir. Ben bu tarz halılarda, daha doğrusu bu dışlarda antepresini görmek çok isterim. Çok da sevdiğim bir detaydır. Şayet ortasına bir desen görünmüyorsa bordür detayları bilmek için çok önemlidir. Çünkü bana göre halıyı halı yapan bu tarz halılarda kesinlikle bu bordür detayı diyebilirim. Benim için öyle mutluyum. Ve gerçekten bejim en güzel, en keyifli halılarından, desenlerinden bir tanesi. Hani halıların her deseni, her şeyi gerçekten hoşuma gidiyor. Ama ekstradan bu tarz yoğun desenli, böyle halı halı olanlar da çok hoşuma gidiyor benim. Ki bej tonlarından nasıl ki çok sade modeller dikkat çekiyorsa, bence yoğun desenler de aynı şekilde dikkat çekiyor benim için. Bu halıda zaten şu an ekranlarına belli oluyordur. Çok fazla yoğun desen var. Halının göbek kısmında desen, ardından gelen şu hafif tondaki bir deseni ve tekrardan bize yine kendisini gösteren desenler var. Özellikle yine bordür detayları çok güzel. Bordür detaylarındaki kısmen motifler, işletilimdeki motifler, göbek kısmı ya da madalyonda diyenler de var. Gayet kompozisyon çok güzel bir halı. Yani dediğim gibi sade dekorasyonlarda yine hareket katabileceğiniz bir halı. Renk dekorasyonlara daha natür edebileceğiniz bir halı. Eğer çok fazla hareket yoksa dekorasyonlarınızda hareket katabileceğiniz bir halı. Bunu gerçekten öneririm. Bunun ölçüsü bu tarafta yazıyor mu? Ha, burada yazıyormuş. 5.71 metrekare, 193'e 2.96 ölçüsünde bu halı. Buna benzer bir tane halımız vardı.
O Amerika yolcusu oldu gitti ama buna benzer de başka modellerimiz de var. Yine bejin güzel bir tonu. Bu sefer de diğer örneğe göre daha sade, daha hoş. Desenlerin böyle girişi güzel, sert bir kompozisyon karşımızda var. Keza bord detaylarında da aynı şekilde. Bordo detaylarında yine az motifler var. Yine tamamını bilgisayar motifler karşılıyor. Gayet böyle serpme bir desen. Sadece rengin ön planda olduğu, desenin geri planda kalmış olduğu bir halı. Bu da güzel bir tercih olabilir. Hatta şu halıda şöyle bir şey var. Geçenlerde bir mağazamızın müşterimiz geldi. Acaba bir leke mi? Hani şurada görmüş olduklarınız kameradan leke gibi görünür ama leke falan değil. Buradaki gayet çiçek resmi var arasında. Çiçek motifi. Kendi rengi içine de çiçek motifi yerleştirilmiş. Bu şekilde konser çizgisi yok. O yüzden oradan leke gibi algılanması. Bu da şu anki örneklerin içerisinde en farklı olanı. Bu halıda, yani bu halı etrafında en farklı halılardan bir tanesi bu. Sebebi ise şu, bu halıya boyam işlemi yapılmadı. Bu halı kendi renginde de değil. Sadece renk açım işlemi yapıldı. Renk açım işlemi yapıldığı için daha hafif bir parlaklı bir rengi var. O yüzden de bu natural rengi daha da farklılaştı. Rengi daha da farklılaştırıyor. Her 5 tonunda daha da farklı bir renk elde ediyoruz aslında. O yüzden çok özel bir halı. Bazı 5 tonlarında, kahve tonlarında sadece renk açma işlemi yapıyoruz. Bu şekilde kendinden desenli çok keyifli halılar ortaya çıkıyor. Bu halıda da aslında gördüğüm kadarıyla şu an 3-4 tane farklı renk var. Her biri birbirine yakın. Ve mesela atıyorum şu ortadakiler daha bir derinlik katmış halıya. Yani gerçekten çok çok keyifli bir halı. Yine bitkisel motiflerin hakim olduğu, deseni daha net görebildiğimiz, varla yok arası gibi görünen bir halı. Ortada yine aynı şekilde bir madalyonu var. Şu kısımda da şu an yarısını görüyorsunuz ama mağazamızı yapıyorum isterseniz de. Gerçekten çok beğenebileceğiniz bir halı. Bunu fotoğrafını yazıyor mu? Diğer tarafta yazıyormuş ama yine nereden baktı? 6 metrekare yakın bir halı olabilir. Bugün sanki zorlamakta 5 tonları gösterdik gibi. Bu da aslında bu modelin ufak ölçülerine vardı daha benzer. Bu büyük ölçülü oranı. Çok fazla kırmızı bir tonu diyebilirim. Benzer desenlerden bir halı da diyebilirim. Yine 5 tonlarında natürel bir halı. Tıraşlama işlemine yoğun yapıldı. Özellikle şu kısımlarda çok fazla yapıldı. Orta kısımlarda biraz orada kısım hissettiğimiz bir halı. Şöyle bir detay daha vermek istiyorum. Örneğin siz buradan halı beğendiniz. Geldiğiniz halde baktınız veyahut canlı yayından beğendiniz. Bizi attığınız gösterilere ama dekorunuzu nasıl bulacağını bilmiyorsunuz. Hiç problem yok. İsterseniz bir tane buluyoruz. Biz İstanbul içindeyseniz ama tabii ki bu hizmeti verebiliyorum. İstanbul içindeyseniz beğendiğiniz halıları ve sizin yaşam alanınıza getiriyorum. Dekorunuza çok rahat bir şekilde bakabiliyorsunuz. İçinize sindikten sonra istediğiniz halıyı alabiliyorsunuz. Çünkü görmeden halı almak gerçekten çok zor bir şey. Keza ben bile bazen yeri geri evime bir şey eşya alacağım zaman çok zorlanıyorum. Bir de dekorasyonda görmek istiyorum. Yani böyle bir hizmet veriyoruz. Özellikle bunu yapıyoruz. Bilginiz olsun. Genelde vintage'larımızı hep bu şekilde verdik. Yaşam alanlarında yer edindik. Aksi mümkün değil bence. Bunu da buradan söylemiş olalım. Yani içinize herhangi bir şey kalmasın. Olmaya da bilir. Hiçbir problem değil bu arada. Her dekorasyona uyacak bir kalbi de yok tabii ki. Ama uyması için elimizden geri yapıp çünkü 500 olan solu şu an 700 aşmış durumda. Eminim ki işlerinden bir tanesi size yaşamamız uyacaktır. Evet, şimdi ise gri bir halıyla karşı karşıyayız. Bu gri halıda yine aynı şekilde tam raportlu bir desen var. Yine bitkisel motiflerin hakim olduğu bir halı. Gri'nin, koyu kahvenin, açık kahvenin hakim olmuş olduğu bir renk tonu var.
çok, bu da çok keyifli bir hala aslında. Özellikle şu son zamanlarda, hatta geçen sene ve bu sene yarısına kadar gri renk acayip modaydı. Yani bizim girdiğimiz birçok evde gri renk müthiş bir süs yapmıştı. Gri dekorasyonunuz varsa, atıyorum zeminiz açık renk ise tamamlayıcı bir unsur olabilir. Hatta beyaz dekorasyonlar da çok keyifli olacaktır. Ben bir içeri, bir dışarı. Evet, yine natürel tonlarda bir halı daha. Aslında çok fazla natürel, diğer beş tonlara göre değil. Ama yine kahvenin, yeşilin, hakim olduğu, çoğunlukla sen bu tipin boyluk detaylarına hakim olmuş olduğu bir halı. Orada da çok sade bir madalyama var. Border detayları ise diğerlerine göre farklı. Şu şekilde. Biz de border de bilmiyoruz bu border kısmına. Genelde atıyorum şu şekilde köşeyle gelebiliyorken, bu şekilde ise gizli border uygulaması yapılmış bu tasarımda. Yani görmüş olduğunuz halıların hepsi orijinal, el dokuması. Bütün işlemlerimiz kendi sularımız yapmakta. Halılar anılığından toplanıyor. Kampiyada belirli işlemlerden geçiyor. Ve biz bunları sizlere sunuyoruz. Gerçekten eski hikayesine yeni hikayeler yaratmak çok çok keyifli. Yani bunu yaparken çok büyük bir zevk yapıyoruz. Ve yaptığımız bir halı, bir yaşam alanı uyduğunda bizi çok fazla mutlu ediyor. Dediğim gibi 700'den fazla stoğumuz var. Mağazamızda çok fazla halı var. İstediğiniz bir renk, istediğiniz bir ölçü var ise bunu bize lütfen bildirin. Biz de görselini iletiriz ya da yaşam alanınızı ziyaret ederiz. Yok, daha fazla renk değil mi? İstemiyorum. Bize ulaşmanız yeterli. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere.